Merhaba. Bence bu resim 21. yüzyılın başlarında bizim için Paris'in oldukça eski bir hali gibi görünüyor. Kesinlikle öyle. Bir at ve arabasını görüyoruz. Bir kadın uzun, arkası fiyonklu, Victoria dönemi tarzı bir elbise ve şık bir şapka giymiş. İki çocuğuyla birlikte geziyor. Kesinlikle eski. Biraz tuhaf belki ama çok hoş. Ama Renoir'a göre ve bu tabloda bulvarda resmedilen insanlara göre bu inanılmaz modern. Burası Paris'i yeniden yapılandıran son derece yeni bir bulvar. Burası yeni bir dünya. Burası 1870'lerde olabileceği kadar modern ve çağdaş. Sadece resimde görülenler açısından değil, nasıl resmedildiği açısından da modern bu resim. İlk empresyonist resim sergisinden sadece bir sene sonra yapılmış. Empresyonizm terimi daha yeni ortaya atılmış. Şehri anı yakalarmış gibi görünen küçük fırça darbeleriyle resmetmek radikal bir yeni fikirdi. Ve Renoir, empresyonistler olarak bilinen bu ressam grubunun üyelerinden biriydi. Dediğim gibi, ilk sergileri yalnızca bir sene önce yapılmıştı ve Monet, Camille Pizarro ve Degas'ın hepsinin Paris'teki bu yeni modern hayat anlayışının farklı yönlerini resimlerine aktardıklarını düşünebiliriz. Paris bu dönemde dar ve dolambaçlı yolları olan bir şehirden çıkarılıp bol ışıklı geniş bulvarlarla bugün bildiğimiz ve hayran olduğumuz şekliyle dükkanları, kafeleri ve ağaçlarıyla planlı bir şehir olarak yeniden inşa ediliyordu. Üçüncü Napolyon'un yeni imparatorluk şehri olacaktı ve yeniden inşa edilen sadece mimari ya da şehir planı değildi bir bakıma. Fransız kültürü yeniden inşa ediliyordu. Bundan yalnızca beş sene önce Fransa-Prusya savaşında Almanlara yenilen Fransa son derece küçük düşmüştü. Burada modern optimizmin yeniden doğuşunu görüyoruz. Ama bu siyasi meselelerin hiçbiri belirgin değil. Renoir bize Paris'te açık havada bulvarlarda yürüyor olsak görebileceğimiz şeylerin bir kesitini sunmakla ilgileniyor. Sol tarafta bir bankta yalnız başına oturan ve gazete okuyan bir figür var. Hemen sağda biri oldukça iyi giyimli, belki de bir iş adamı olan birbiriyle konuşan iki adam var. Hemen onun sağında da annelerinin önde olduğu küçük bir aile görüyoruz ve sonra arabadaki bazı figürler karşımıza çıkıyor. Bu şehri izlemek için bir mekan ve bir insan burada objektif bir seyirci, amaçsızca yavaş yavaş gezinen biri olabilir. Az önce resmin yapılış şeklinin de radikal biçimde modern olduğunu söylemiştim ve bence bunu da bizim anlamamız biraz zor. Çünkü bize son derece normal görünüyor ve biz bu tarz empresyonist resimlere bayılıyoruz. Ama Burada gördüğümüz eskize benzeyen resim o zaman için radikal. Renoir bu ağaçları bazı yerlerde içinde küçük ve hafif boya vuruşları olan tek hamlede yapılmış büyük fırça darbelerine indirgemiş. Burada resmedilen ağacın türünü belli etmiyor. Belki bir Londra çınarı olduğunu tahmin edebiliriz sanırım ama ne olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Bu Herhangi bir münferit şeklin iletilmesiyle ilgili değil. Daha çok anın resmedilmesi. Geçicilik kavramı. Bütünden çok parça kavramı. Son derece modern ve kent yaşamına ait bir düşünce. Ve gerçekten de bu sahne için mükemmel. Hem geçiciliği resmediyor hem de bir görsel deneyimi resmediyor. Peki. Bu şu an benim gözüme nasıl görünüyor? Bu ağaç hakkında bildiklerim değil. Bu ağacı nasıl algıladığım ve bu güneşli yaz gününde süzülen ışıkla bu ağacı nasıl deneyimlediğim önemli. Ve Renoir bunu yapmakta son derece başarılı. Örneğin beyaz atlı arkada bir çiftin oturduğu şu arabaya bak. Sadece en basit şekilde gösterilmiş ama öyle ki sanki at bize doğru hareket ediyor ve neredeyse nal seslerini duyabiliyoruz değil mi? Burası yavaş hareket ve sesle dolu bir yer haline geliyor. Bu resmin son derece yeni ve hem şekil ve hem de içerik olarak modern olduğundan söz etmiştik. Ama bazı açılardan Renoir biraz da geri adım atıyor. Mekanda durgunluk hakkında biraz ipuçları veriyor. Arka plana doğru gidiyormuş gibi görünen diagonal bir çizgi var. Bu geleneksel resimde kullanılan sağ alt köşeden çıkıp sol üste doğru giden dik çizgiye benziyor. Özellikle apartmanların ve ağaçların üst kısımlarında belirgin. Ama mekanda ölçülebilir bir uzaklık hesaplamakta zorlanıyoruz ve bu da 19. yüzyıl resimlerinde istenen bir şeydi. Renoir ayrıca insan vücudunun formunu tam olarak en azından kendi çağdaşı Monet kadar indirgemiş değil. Örneğin Kapıcim Bulvarı'ndaki figürler gerçekten birkaç kısa boya darbesine indirgenmiş ve kıyafetler görünmüyor, hareketler görünmüyor. Renoir'ın en karakteristik özelliği insanlar ve sosyal hayatla ilgilenmesi. E, resimlerinde de hala aile gruplarını, insanların birbirleriyle konuşmalarını, sosyalleşmelerini görüyoruz. Burası yaşanan bir şehir ve Renoir bu yeni kentsel deneyimi oluşturan nüfusun sosyal dinamiklerini yaratıyor. Oysa diğer ressamlar, eskiden Paris'i e oluşturan küçük yapıda topluluklardan son derece farklı olan bu kentsel deneyim içinde insanların yabancılaşmasıyla da, yabancılaşmasını resmetmekle de ilgilendiler. Renoir bize modern hayatın daha iyimser tarafını gösteriyor.